şeyler var. Maçı canlı seyrettim diyorsun. Şurası kesin. Bizim toplumun her şeyimizle bu milli takıma sahiplenmemiz lazım. Ona sahiplenmek için de ligde sonuç kadar futbolu öne çıkaran işleri de yapmamız gerekiyor. Sonuç kadar artık futbolun kalitesini de tartışmamız, konuşmamız ve de öneri getirmemiz gerekiyor kardeşim. Biz hep işin eleştiri tarafındayız. Toplum olarak bunu söylüyoruz. Ne önerim var kardeşim dediğinde? Yani son çare bana göre Ahmet'in yerine Mehmet oynasaydı. Vay niye Veysel oynadı, Tarık oynamadı. Falan filan bir kişinin girmesiyle çıkmasıyla bu işler değişir. Bunlardan artık uzaklaşmamız lazım. Yüzde. Olayın derinine inip, sorunların kökenine inip ne olduğunu bulmamız lazım. Şimdi bakın, ligin 6. haftası oynuyor, taraftar ilgisi yok. Yani taraftarın bir küskünlüğü var, taraftar niye gelmiyor, gelmeme sebepleri nedir? Hiç kimse araştırmıyorum. Herkesin kullandığı bir pasolik muhabbeti var. Ama ben pasolik olup olmadığını tam emin değilim ama yani bir şey girmiyorum. Pasoliki günah keçisi yani. Evet, yani tamam. Öyle bir şey yok. Artık. Olumsuz etkisi olabilir başlangıçta ama sadece pasolik. İki dakikası var. Şu da var. Bugün de metro arızalı ama bugünün arızası değil o. Benim bildiğim o kaza almıştı ya, bir hafta 10 gün. Sonra eskiden metro falan yok. Arızalı. Gitmiyorlar, yapılmış o da yalnız üniversiteden onay beklendiği için sağlandır diye. Açamıyorlar, sanıyorum 2 gün daha öyle kalacak. Dediğin gibi eskiden metro mu vardı, eskiden o mu vardı ama futbol heyecanı ve tepki vardı. Ne gibi bir ara bulup geziyor. Yani ülkenin genelinde futbol camiası izlediğini karabuk geziyor. Emre, acaba şeyi... Daha önce anladım. Olan işler. Ama bu ifadeler kamerayla çekilen görüntüler bunlar. Sağ kenarına ne zaman geleceklerdi? Ama maalesef stat müzde böyle işgüzarlık yapıp 15 dakika sonra şey buldu bıraktı. Helikopter kameraya izin vermedi. Biz de sokamadığımız için bunun ötesinde bir şey çekemedik. 15 dakika sonra yukarısı başlayacak panoramik. Ondan sonra biz karar veririz kendilerimizden. Son bir dakika. Ne ekersen onu biçiyoruz. Evet. Hiçbir şey şans değil. Hiçbir şey tesadüf değil. 2-1 kaybetmemiz de tesadüf değil. 1-1 berabere kalmamız da tesadüf değil. Şansal abi. Olmamız da tesadüf. Şansal abi. Şimdi dünyanın bir gerçeği var. Dünya sürekli gelişiyor. Sürekli değişim içerisinde. Her ne alanda iş yaparsanız yapın, ona ayak uydurmak zorundasınız. Ona göre yatırımlarınızı, ona göre planlamanızı yapmak zorundasınız. Bu futbolda da geçer. Biz hala 2005. Neler mi hala. Evet, evet. 40 saniye. Fenerbahçe gelecek birazdan. Ama futbol çok değil. Nerelerde var tutkanlar? Çıktılar zaten ya. Olarak. Maalesef en gerisinde kaldı. Aslında bu olaylar konuşulursa... Görün Fenerbahçe'ye, şu kadar da bakalım. Ben olayım bu arada.